dostlar. Call of Duty Black Ops Soğuk Savaş'ın son bölümüne, finaline hoş geldiniz. Evet, oldukça keyifli bir seriydi. Bakalım finali nasıl olacak? Okay, ready. En son kendi anılarımıza erişiyorduk. According to your debrief, you woke up and the rest of your crew was missing. The VC were on the ground searching for survivors. You readied your bow to take them out silently. Adler bize bir iğne yaptı beynimize ve anılarımızı görmeye başladık. Ya burayı oynamadık mı biz? E tekrar başlat falan da demedim. Konuşurken altyazıyı kaçırdım. Belki de farklı bir şey söylemişti. Oğlum bu nasıl bir kalabalık ya? Koş 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 koş. Silah al. Çabuk ol. Ya en başta gizli olmamız gerekiyordu ama olmadık yani. Hani niye bir kısır döngüye döndük şu anda? Onu anlamadım. The path split near a ruin. So you took the well-traveled trail on your left. Öncekinde sağa çekmiştik, şimdi soldan gidiyoruz. Peki. Gördüm seni pislik. Evet, her bölümün başında söylediğim gibi burada da söyleyeceğim. Neredeyse hiç shooter oyunu oynamayan biriyim. Muhtemelen çok acemice geliyordur size oynayışım. Rekabetçi, farklı bir oynayış istiyorsanız o zaman başka kanaldan izlemenizi öneririm. Ben hikayeyi yaşamayı seven biriyim. At the fork you followed the road right toward the sound of gunfire. Seeing a firefight, you readied your M16. You stirred up a hornet's nest. Hayır, bunların bu şapkaları direkt kendilerine ele veriyor ya. Gerçekten böyle miymiş? Buraya birinin gittiğini görmüştüm, o yüzden oraya ateş ettim ama kaç 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 kaç.
başını kötü bir nişancı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama alışkın değilim diyelim. Özellikle çevre kontrolü vesaire sıfır. Mesela çok yavaş hareket ediyorum genelde. İşte mermiyi kontrol etmiyorum vesaire vesaire. Şöyle bir ay falan oynasak aslında güzel alışırız. Oo, patlayacak. Patla! Burada bir kanıt vesaire var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Oyun bence bu açık alan savaşlarına kadar harikaydı da buralar çok gereksiz sanki çatışma katmak için gibi. Evet, gene aynı kapı. Yes, this was the bunker entrance you described in the report. This could be the onset of another focal seizure. Ne slideshow yapacaksın ki? Hızlı hızlı geçtim, halbuki geç yükleniyormuş. Yo, bakın birçoğu boşmuş. Bir gün nasip olursa Moskova'ya da gitmek isterim valla. Kızıl Meydan mıydı? Beray Saray mı? Aa, bir dakika. Az önce de buraya gelmiştik, bir anda bizi çıkarttı. Hayır. No, don't stop, Bell. Fuck, fuck. Hand me the fallback scenario manual. Here it is. Bell, we've got a job to do. According to your debrief, you woke up in the middle of a firefight. Crash survivors were defending against a VC attack. Yine mi? You readied a grenade launcher and charged ahead. Ya arkadaş, aynı yeri kaç kere oynatacaksınız? Neyse, bu silah kalsın. Yine aynı yere gideceğiz herhalde. Bu sefer ortadan mı geçeceğiz? Bu sefer tamamen farklı bir yere çıktık. The path split near a ruin. So you took the well-traveled trail on your left, not toward the waterfall on the right. Yine sola soktun. İyi.
nasıl bir saçmalık ya? You went left at the fork, not right. You allies were pinned down on a ridge. You readied your sniper rifle to assist. Command says we need to clear that house. Command, this is Big Duke 4. We've got a possible Soviet command outpost in sight. It's DC all over us. Requesting a napalm strike. Big Duke 4, roger. Diverting air power to your area, 30 seconds out. Hadi artık. Hayır. Wake up, Bell. Mark the target. Vallahi RPG zannettim ama değilmiş. Inside the house hit by napalm, you'd find a hidden bunker door. Ne biçim bir sığınakmış ya? I don't care if the door was fucking stuck, open it. Allah, kapı nereye gitti? Valla şu an sanki amnezi oynuyorum, ne bileyim, farklı bir şey oynuyorum yani. Call of değil bu. Park, give Bell another injection. Do it now. Silent Hill'in şu döngülü oyunu vardı ya, ona döndü olay. Adler demek ki bizi bunun için yanında tutuyordu. Demesi kolay. Korku oyununa çevirmişler ya. Oğlum sen bize bunu gördürtüyorsun ya. Turn around. Al işte. What the lab? What the hell is Bell doing in the lab? Döndük ne oldu sanki? Bell, forget about the damn lab. I need to know about the bunker. Sonunda girdik. Bakalım. Üçüncü girişimiz.
Belki bir şey öğreniriz. The United States and its allies slowly consume them. Hadi oğlum, bir daha gelmek istemiyorum. Söyle ya. Perseus. Greenlight. Gerçi her şey birbirine girdi de. Right there at the ruins, Bell. You went in. Bell, go into the bunker now. United States and its allies slowly consume that which is dear to us. Our leaders continue to weaken under this threat. It is the moral duty of Perseus to act when they will not. Soon we will possess an American nuclear bomb. The key to unlocking their entire green light arsenal. Once we control the green light arsenal, we will detonate them all from the safety of Solovetsky. You gotta admit, I'm surprised. I didn't think they'd recover so fast. We tried everything. Normal forms of interrogation weren't working. Breaking a subject's will and erasing their mind is a difficult and painful process. That's a small price to pay. The CIA's mind control program has had a great deal of success with implanted memories. You want me to tell them about my time in Vietnam? Lastly, you'll need a command phrase to trigger the implanted memories. We have a job to do. We have a job to do. You had to reach the Soviet bunker. It appears the subject's programming is beginning to take hold. We've got a job to do. We've known each other for years. Fought together, bled together, been through the hell of Vietnam together. We've got a job to do. And now the training's complete. You just need to give the subject a name. Bell. He's coming too. Bell, no more fucking around. What did Perseus say? Where is he? Kimim ben? You're disoriented, Bell. We'll explain everything later. Right now, we need to help each other. Biz soralım. Nerede bu Perseus? Where is Perseus? You tell us, Bell. That's what this whole fucking thing is about. Bell, you were one of Perseus's agents. His associate, Arash Kadavar, turned on you at the airstrip in Turkey. Left you for dead. When the plane leaves Trabzon, it's stopping in Dugo. This you know. Here's what you don't know. Perseus won't be there. None of these hired guns are going to leave Dugo alive. We'll dump their bodies in the forest.
Then we will move the weapons to Volkov in Berlin. From there, we fly to Solovetsky. But I have other plans for you. Perseus thinks too highly of you. I don't want the competition. We were there. We found you after everything went down. Ya hadi burada diyor ki sen bir yalancısın, kafamı bombok şeylerle doldurdunuz ya da sana inanıyorum, size yardım edeceğim elimden geldiğince. The CIA reinvented you, Bell. We needed to give you a new identity to replace the old. It was Park's idea to make you MI6. She wanted that bond with you. You even picked up a bit of her accent. And we were able to utilize your language and cryptography skills as an added bonus. The bigger challenge was your memory. The CIA's MKUltra program used Atlas missions in Vietnam as a template. We needed you to have that shared experience, that lifelong bond, to establish trust. Bu arada bu olaylar hala 80'lerde geçiyor arkadaşlar. 81 yılındayız. Peki, kişiliğimi değiştirmek size nasıl yardımcı oldu? Interrogation didn't work with you, but thanks to MKUltra's research, we had a backup plan. If you believed you were someone else, we could lead you to a place where you'd give everything up. Size ne verdim? Enough to get us where we are today, but we're not finished yet. We have a job to do. Bell, we've got come a job. We've got a job. Come on. You got a job to do. The trigger phrase kept you in line, but it didn't get us everything we needed. Your innermost secrets were always locked behind a door. Bell, I realize you probably hate us right now, what we've done to you. I just need you to fully understand the stakes here. What you do right now is not about me, it's not about you, it's about millions of other fucking people. It's about stopping someone who, in the end, has no true allegiance to anyone other than himself. So tell me, where is Perseus? Once we control the Green Light Arsenal, we will detonate them all for the safety of Solovetsky. This is your chance to find out who you really are, though. Where is Perseus? From the safety of Solovetsky. Ya doğruyu söyleyeceğim. Sonuçta nükleer bomba var. Ama yaptıkları şey yüzünden, yani ben gerçekten bir araşın adamı falan olsaydım yalan söylerdim. Yani bu kafamızı siktiniz attınız. Şimdi de bizden doğruyu söylememizi istiyorsunuz. Solovetsky. Sims, get Washington on the line. Everyone else gear up. We're leaving now. You made the right choice, Bell. Come on. Çok nadiren küfrederim arkadaşlar ama küfrettim mi de niye dedim de derim yani. Çünkü özellikle küçük izleyicilerim için hiç etmemeye çalışıyorum. Normalde de küfreden insanlardan nefret ederim. CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. You've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. The United States and its allies slowly consume that which is dear to us. We are hours away from Perseus detonating nuclear bombs in every major European city. We'll do whatever it takes. Evet, son parttayız. To make sure the line's still there in the morning. No one's gonna brand us heroes or villains. They don't know us. As for me, I've been chasing this ghost for 13 years.
Bu arada eski Black Ops oyunları da gelecek. Ama full sinematik olarak gelecek. Evet. Son geri sayıma başlıyoruz. Hala Bell miyiz ya? Yeterince hızlı değilim ya. Ya mesela böyle etrafta ilerlerken etrafı incelemeye falan çalışıyorum. Halbuki etrafta düşman var yani. Muhtemelen hiçbir zaman bu tarz oyunlarda iyi olmayacağım. Güzel bir deneyim sunuyor gerçekten Call of Duty ama dediğim gibi bu Amerikan kahramanlığından bıktım yani. Gerçi kendilerine de güzel laf sokuyorlar ama geldim. Anlıyorum, tamam. İkna ettiler, bilgi verdik. Onlar için sonra savaşmamız saçmalık yani. Contact.
down, quick! Al işte, boss geldi. Kaç kaç kaç. Heather devral azıcık. Aim for the head, aim for the head! Five minutes before all of Europe goes nuclear. Pick up the pace. Vay be, silaha bak. The power's coming back on. Ama işte şu yükleme süresi. Woods, we're running out of time. I gotta tell Hudson to launch. That's a big gamble if that gun ain't cleared. Hudson, duck ama your bombing run. Bu silah çok kötü tabi. Get your team out of there, I'd look. Those bombers won't have a chance. Bir an önce başka silah geçmem lazım. Of 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 of. Orders confirmed. Bombing strike imminent. Vallahi az önce iki kere öldüm. Olmalıyız. 40 saniye. 35. All units be advised. We are scorching earth. Clear all friendlies. Repeat, clear all friendlies. Ground team zone is hot. You are danger close. Repeat, no, you are we danger gotta go. Close. Now. They did it, Mr. President. They stopped the nukes. Thank God. And the CIA. Did they get Perseus? No, sir. His whereabouts are unknown. And a Russian response? Nothing yet. We're seeing signs of confusion. It's possible this was all a rogue operation. Perseus may not have been following orders from Moscow. Well, I'll be damned. Maybe we have something in common after all. Galiba final partındayız artık. Bitti, son sinematikteyiz. Bu bölümle ilgili düşüncelerim çok garip arkadaşlar. Yani çok karma karışık bir bölümdü benim için. Özellikle bu açık savaş sahnelerini hiç zevk almıyorum ben. Gizli oynadığımız bölümler ama bence harikaydı. Take my hand, Bill. Grafikler, optimizasyon hepsi çok iyiydi. Şimdi Amerika'nın dostu mu olduk? This is a message to Perseus and those that'll follow him. We don't just sit back and hope for the best. We'll make the best happen. This is how wars are won, Bell. Size ne anlatıyorlar acaba? Üstlerinizin söylediği her şeye inanıyor musunuz siz? Do you have an update on Kasim Javadi? Yeah. After capturing Kasim Javadi, we've convinced him he's better off working for us rather than against us. The death of Arash Gadavar opens a path for Kasim to take control of their network. He'll give us deeper insight into Soviet activity in the Middle East, and with our resources behind him, he should be able to influence regional affairs for years to come. What about Anton Volkov?
Volkov has become a prime source of information since his capture. After interrogating him, MI6 quickly established a series of listening posts in East Berlin. They've already intercepted messages from the KGB to assets throughout the city. We're poking holes in the Iron Curtain. How did the cleanup in Havana go? We were able to recover Agent Azoulay's body from the compound in Cuba. President Reagan personally reached out to his family and his casket's in transit to Tel Aviv. As you know, Helen Park returned to London. She'll continue to recover from her injuries there. Afterwards, MI6 plans to give her a task force dedicated to finding Perseus. What about the rest of the team? They got off Solovetsky before the Soviets could send in forces to investigate. We'll take some time to heal up, then it's back to work. We may have stopped Perseus, but his rats are still nesting all around us, thanks to the help of one of our own. True. We failed to hunt down Robert Aldrich and his domestic network of spies. We may have to go to more extreme measures, like broad domestic surveillance, which of course we're not authorized to do. Not yet. What about Europe? You may have saved it from getting blown to Kingdom Come, but it's still stacked with Perseus's agents. There's more we could have done there if we'd had the time. And Bell. Arctic air. There's the head, doesn't it? Bell, you made two extraordinary sacrifices to stop Perseus. One was without your knowledge. The other, you made that decision of your own accord. I just want you to know that this little thing that's happened with you and me, it was always for the greater good. Çoğunluğun iyiliği için bir diye bir slogan varsa ondan korkun arkadaşlar. That's why when I ask you for one more, I hope you understand. It was never personal. Ne diyebilirim? İşinin doğası gereği bunu yapmak zorunda. Evet arkadaşlar, gerçekten keyifli bir aksiyonun sonuna geldik. Oyunun genel hikaye yapısıyla ilgili düşüncem, bence oldukça yarım bir oyun yapmışlar. Eksikliklerle dolu, derinliğe girilmeyen çok alan var. Birçok şey o kadar hızlı gelişti ki ne olduğunu bile yani anladık ama içine girdiğimi hissetmedim diyebilirim sizlere. Evet, burada final bölümünün sonuna geleceğim. Siz de aşağıya arkadaşlar yorumlarınızı belirtin, fikirlerinizi belirtin. Hoşlandınız mı seriden? Onun dışında arkadaşlar bugün iki bölüm şeklinde yayınladım bu oyunu. Fakat yarın da Spider-Man tek bölüm final bölümü gelecek. Ve bu bölümden sonra da gene bir Spider-Man bölümü var. O da bitiyor. Muhtemelen yarın ya da öbür gün bu oyunun full sinematik versiyonu da kanalda olacak. Şimdilik bir sonraki seride görüşene dek kendinize iyi bakın.